Merhaba sevgili izleyiciler. Ankara saatinde gündem başlıklarını aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesi için gitmişti. Biden'la görüşemedi Erdoğan. Orada dönüşte gazeteciler açıklamalarda bulunmuştu. İyi gitmeyeceğine, iyi gitmediğine yönelik açıklamalarda bulundu. Dedi ki Sayın Obama ile çalıştım, oğul Bush'la çalıştım, Sayın Trump'la iyi çalıştım ama Sayın Biden'la iyi başladık diyemem demişti. Dünkü açıklamalar bu yöndeydi. Bugün de cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı Erdoğan ve Biden'a yine eleştirilerde bulundu. Erdoğan dedi ki 4 gün süren bu ABD ziyaretinden Biden'la görüşmeden döndüğünü tekrar altını çizelim. Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Evet, Biden'a sitem vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Dışarıdaki gelişmeler iç politikaya nasıl yansıyacak? Liderlerin açıklamaları geldikçe Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu temaslara ilişkin onu da aktaracağız. Yurt sorununa dönelim şimdi. Öğrenciler yine parklardaydı. Yaşadıkları barınma sorununu AKP İzmir İl Başkanlığı önünde protesto etmek istediler. Bu sorunu orada duyurmak istediler öğrenciler. Ama üniversite öğrencileri olay yerinden sürüklenerek götürüldü. 3 öğrenci, 3 protestocu gözaltına alınmıştı. Bir bakalım dün neler yaşandı dün akşam saatlerinde. Akşam saatlerinde Bayraklı'daki AKP İl Başkanlığı önüne gitmişti 3 üniversite öğrencisi. Barınma haktır alacağız yazılı bir pankart açtılar öğrenciler. Aynı zamanda da basın açıklaması yapmak istemişlerdi. Açıklamayı yapan Gamze Toprak, öğrencileri sokaklarda yatıranlardan, saraylarında sefalar içerisinde yatanlardan hesap sormaya geldik dedi. Ardından hem Gamze Toprak ve beraberindeki iki isim de binadan çıkan görevliler tarafından sürüklenerek AKP İl Başkanlığı önünden uzaklaştırıldı. 3 kişi daha gözaltına alındı daha sonrasında. Evet, yurt sorunu nedeniyle eylem yapmak istediler, sürüklenerek götürüldüler ve gözaltına alındılar. Evet, öğrenciler barınamıyoruz diyor. Yurdun birçok noktasında bu eylemler devam ediyor. Barınamıyoruz eylemleri sürerken Eskişehir Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında eylemleri yasakladı. Daha doğrusu öğrencilerin bir araya gelmesini, toplanmasına engel gördürdü. Öğrencilere toplanma yasağı geldi. Toplanmalarının yasaklanmasının gerekçesi ise koronavirüs oldu. Eskişehir Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek toplanmalarının yasaklandığını açıkladı. Valilik internet sitesinden yaptığı açıklamada İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nca koronavirüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alındığını duyurdu. 2021-2022 akademik yılının başlamasıyla üniversitemiz yüz yüze eğitime geçeceğinden öğrencilerin çeşitli sebeplerle bir araya gelebilecekleri, bu durumda da virüsün yayılım hızının artmasına neden olacağı değerlendirildiğinden, sosyal mesafeyi azaltan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden toplanmaların önlenmesine karar verilmiştir.
Eskişehir Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen bir grup üniversite öğrencisi Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki parkta bir araya geldi. Ev ve apart fiyatlarına getirilen zamları protesto eden grup pankart açmazken slogan da atmadı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak eylem yaptı. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrenciler yanlarına getirdikleri battaniyelerle parkta oturdu. Geçtiğimiz gece aynı parkta basın açıklaması yaparak pankart açan 6 öğrenci polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan öğrenciler serbest bırakıldı. Evet, belediyeler aynı zamanda öğrencilere sahip çıkıyor. Yurt sorunu yaşayan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yurtlara yerleştireceğiz demişti öğrencileri ve bir video paylaştı. Dedi ki zihinlerinizi sadece hayalleriniz meşgul etsin. Üniversiteyi Ankara'da kazanan öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından Ayşe'de karşılanıyor. Mansur Yavaş'ın şeylerini görmüştüm, tweetlerini. Bugün yerleştik, kızımızı teslim edeceğiz. Artık onların kızı oldu. Mansur Başkan'a böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Araştırdığımda yurtların fiyatları pahalı geldi, özel yurtların. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Sağ olsunlar, onları da kabul ettiler. Biz de memuruz. Dolayısıyla böyle bir hizmete ihtiyacımız vardı. Özverili davranılmış. Çalışan personeller çok çok iyi, nezaketli. Bize gerekli her türlü desteği sağlamaya sözü verdiler. Ankara'ya hoş geldiniz. Bize emanetsiniz. Her şeyiniz bize ait. Güvenli yurtlara yerleştireceğiz sizi. İhtiyaçlarınızı da karşılayacağız, misafir edeceğiz. Ondan sonra okullarınıza, yurtlarınıza geçeceksiniz. Gençler bu ilinizi unutmayacak başkanım. Görevimiz, yani bir beklentimiz yok. Okula gelmem gerekiyor. Başlıyor dönemim. Kalacak yerim yok. Hani başka bir şehirdeyim. Burayı duyunca çok sevindik. Çok iyi oldu benim için. Aramadığımız telefon, yurt kalmadı, bulamadık. Tam buruk buruk giderken otogara orada bir yazı gördüm. Dedim kızım bak hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Gel oraya gidelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Var, çok memnunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu görüntüleri paylaştı. Şimdi eğitimle devam edelim. Asrın projesi olarak ifade edilmişti. Fatih projesi. Fatih projesine milyarlarca lira harcandı. Ama 11 yıl geçti aradan, halen tamamlanamadığı proje. Şimdi de 408 milyon lira olan yeni bir sözleşmeye imza atıldı. ...2014 yılında tamamlanacağı söylenen ancak milyarlarca liralık harcamaya karşın tamamlanamayan Fatih projesi için Milli Eğitim Bakanlığı 100 milyonlarca liralık yeni bir anlaşma daha yaptı. Burada bir aksamanın olmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Çünkü böyle dev projelere bu ülkede alışmayanlar var, alışamayanlar var. Eğitimde Asrın projesi olarak duyurulan ve yıllardır hedefine ulaşamayan proje kapsamında 7000 okula A altyapısı kurulması amacıyla 408 milyon lira daha harcanacak. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün istisna adı altında yaptığı hizmet alımı kapsamında 408 milyon 789 liralık sözleşme imzalandı. Projenin 2022'de tamamlanması hedefleniyor. Her öğrenciye bir tablet bilgisayar dağıtacağımızın sözünü vermiştik. Ve bu sözümüzün arkasında duruyor. Buradan ilk tablet bilgisayarları da bugün dağıtmaya başlıyoruz. Tablet, akıllı tahta gibi hedeflerle yola çıkılan Fatih projesi için 11 yıllık dönemde yaklaşık 15 milyar liraya yakın para harcandı. Öğrencilerin tamamı tabletlerine kavuşamazken sınırlı sayıda okula dağıtılabilen akıllı tahtalarda altyapı yetersizliği ve internet olmaması nedeniyle çürümeye terk edildi. İhtiyaç sahibi olan ailelere ve öğretmenlere İnternetin ücretsiz olması lazım. Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, tüm öğretmenlere bilgisayar vermek zorundadır. Bilgisayarları yok, internetleri yok. Milletin parasını çarçur etmek yerine hiç değilse 1,5 milyon öğrencimizin tamamına bilgisayar dağıtsaydın fena mı olurdu?
zam yağmuru devam edecek. Özellikle doğalgaza ilişkin önemli iddialar var. 1 Ekim'den itibaren %15 zam beklentisi var. Reuters'ın 4 kaynağa dayandırdığı haberde son kararı hükümet verecek ama zam ihtiyacı genel kabul görünüyor dedi. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelecek ay %15'e kadar zam beklentisi var. Enerji üretim ve dağıtım sektöründen 4 kaynağın Reuters ajansına verdiği bilgiye göre gelecek ay başında doğalgaz fiyatlarında ortalama %15, elektrikte ise %8 ila 15 arasında bir artış bekleniyor. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar gelen fiyat artış taleplerinin düzenleyici kuruluşlara iletildiğini de belirtti. Yine kaynakların aktardığına göre de son kararı hükümet verecek ve zam ihtiyacı da genel kabul görüyor denildi bu haberde. Evet, 4 kaynak Reuters'a konuştu ve 1 Ekim'de %15'e varan bir zam beklentisi olduğu belirtildi. Dün de zaten haberimizde aktarmıştık. 3 firmayla anlaşmanın artık sona erdiği ve dolayısıyla yeni anlaşmada nasıl bir zam beklentisi olduğu, yeni kurlara göre, döviz kuruna göre bakıldığında da bir zam artışı görünüyor bu durumda. Evet, iddialar da zaten bu yönde. Peki kapanma sürecinde ne oldu? Yine aslında faturası vatandaşa kesildi. Çünkü o dönemde 143 bin kişinin elektriği, 82 bin kişinin ise doğalgazının kesildiği ortaya çıktı. Bir yandan pandemi, bir yandan da ekonomik buhranla mücadele ederken bir de AK Parti iktidarının elektrik ve doğalgazdaki zulmüyle başa çıkmaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle gelen tam kapanmayla vatandaş işe gidemedi, kepengi kaldıramadı. Bir yandan para kazanamazken bir yandan da elektrik ve doğalgazı kesildi. Vatandaşlarımız tam kapanmadaki süreçte faturasını ödeyemediği için meskenlerde 111.846 abonenin elektriği kesildi. Esnafımızın da 29.618 aboneliği kesildi. Pandemide kapanmanın faturası vatandaşa çıktı. Kimi elektriksiz, kimi doğalgazsız kaldı. 17 günlük tam kapanmada mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerinden 143 bin kişinin elektriği, 82 bin kişinin doğalgazı kesildi. Müjdesinin bir türlü indirim olarak vatandaşa yansımadığı doğalgazda da durum aynı. Aynı dönemde 76.368 mesken abonesinin doğalgazı faturasını ödeyemediği gerekçesiyle kesildi. 82.190 abonenin doğalgazının tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayında kesildiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın elektrik ve doğalgaz kesintilerini sordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başvuruya yanıt verdi. Mayıs ayındaki tam kapanmadaki tablo bakanlığın yanıtıyla ortaya çıktı. Akın geçilmeyen köprü ve otoyolları hatırlattı. Boş kalan köprü ve otoyollara kesintisiz garanti ödemesi yapılırken vatandaşın elektriği kesildi. İktidar vatandaşın tam kapanmada bile elektriğini, doğalgazını kesti. Ayıp, yazık, günah. Evet, evde geçen sürede de işte bunlar oldu sevgili izleyiciler. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Hem ekonomiye dair hem de gündeme dair gelişmeleri aktaracak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk.